Önce m'yi bulmak istiyoruz. X yerine 2 yazarsak bu çarpım sıfırlanır. Burada 2 çarpı m olur. Sağ tarafta da 2'nin küpü 2 çarpı 2'nin karesi ve 4 olur. Buradan m'yi 10 olarak buluruz. Tekrar yerine yazarsak 10x olur burası. Diğer tarafa attığımızda x küp artı 2x kare eksi 10x artı 4 olur. P6x'in katsayılar toplamı 19 oluyormuş. Yani burada x yerine 1 yazarsak P6 değeri 19 olacak. Burada n'nin değerini bulmak için p'yi de yalnız başına bırakmak istiyoruz. X yerine 3 yazarsak 3 eksi 2'den 1 olur. Burası P3 artı n oldu. Diğer tarafa bakacak olursak burada P polinomu 3 artı n olarak tek başına kaldı. Çünkü çarpanı 1. 3'ün küpünden 27, 3'ün karesi 9, 2 ile çarptık 18, eksi 30 artı 4. 27, 45, 49, 30 çıkardık 19. Buradaki kalanla denk geldi. Doğru sayıyı seçmişiz. Dolayısıyla parantez içinin de buna bağlı olarak 6 olması gerekiyor. Yani n burada 3'tür. N'in 3, m'nin 10 olduğu yerde çıkartırsak sonuç eksi 7 olur. Doğru cevap C'dir.